Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber dış ters açılar işleyeceğiz. Hemen notumuza bakalım. Paralel doğruların dışında kalan ters yönlü açılara dış ters açılar denir. Dış ters açıların ölçüleri eşittir. Bakın, burada D1 ile D2 doğruları paralel. O zaman A ile C dış ters açılar ve birbirlerine eşit olmak zorundalar. B ile D dış ters açılar ve birbirine ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Hemen örneğimize geçelim. BC paralel DE. Paralel işaretlerini koyuyorum. A, B, D, F doğrusal noktalar. Bakın A, B, D, F doğrusal noktalar. Bize açılar verilmiş. X kaç derecede diye soruluyor. Buradaki gençler, bakın A, B, C açısı, yani burası ile E, D, F açısı birbirine eşit olmak zorunda. Neden? Çünkü bu açılar nasıl açılar? Dış ters açılar. Hemen yazıyorum. 3x eksi 40 ile 2x eksi 10 birbirine eşit olmak zorunda. 2x'i sola atıyorum. Eksi 40'ı sağa atıyorum. Bir de sağda eksi 10 var. X buradan kaç çıkar? 30 derece olarak bulunur. Devam edelim. Birinci soruya bakalım. BC paralel DE. Tamam. ABDF doğrusal. Bize ABC açısı, yani x artı 20'nin cevabı soruluyor. Şimdi ABC açısıyla gençler EDF açısı, bakın yazıyorum, birbirine eşit olmak zorunda. Neden? Çünkü bunlar dış ters açılar. O zaman yazıyoruz. X artı 20 ile 2x eksi 40 eşit olmak zorunda. X'i sağa attım. Eksi 40'ı sola attım. Yani 60 eşittir x. Fakat dikkat edelim, bize x'i sormuyor. ABC açısı, yani x artı 20'yi soruyor. 60 artı 20'den cevabımız kaç çıkar? 80 derece olarak bulunur. Devam edelim. Evet. BC paralel DE. AB, DF noktaları doğrusal. Bize A kaç derecedir diyor. Baktığımızda bakın, bu açıyla burada işaretlediğim açı nasıl açılar? Dış ters açılar ve birbirlerine eşitler. O yüzden 4A eksi 15 ile 3A artı 20 eşitlenir birbirine. 3A'yı sola atıyorum. Eksi 15'i sağa atıyorum. Buradan A 35 çıkar. Zaten bize soruda A'yı soruyor. Devam edelim. Evet, bakalım. Şimdi BA, evet, paralel DE verilmiş. Başka FD, BC doğrusal noktalar. 135 dereceyi görüyorsunuz. Gençler bakın, paralellik olmasa zaten bu kuralı uygulayamayız. Buradaki 135 derece ile 70 artı alfa dış ters açı. O zaman birbirlerine ne olmak zorunda? Eşit olmak zorundalar. 135 ile, bakın dikkatli bakın, 70 artı alfa dış ters açı. O zaman 70'i sola atıyorum. Alfa sağda kalsın. Burası ne çıkar? 65 derece olarak bulunur. Zaten bize alfayı soruyor. Devam edelim. Şimdi başka bir notumuz var bu örnekten önce. Gençler, buradaki AB ışını ile CD ışını birbirine paralelse alfa ile beta'nın toplamı her zaman 180 derecedir. Buna hatta U kuralı da deniyor. Tamam mı? Hemen örneğimize bakalım. Diyeceksiniz ki hocam orada kural verdi. Burada ne biçim soru? Stres yapmayalım. BA, EF, CD hepsi birbirine paralel. Şimdi şeklin şurası yokmuş gibi düşünebilirsiniz. Tamam mı? Yokmuş gibi düşünün şöyle. Baktığımda ben buraya yokmuş gibi düşünün dedim. Şöyle yaptım. X diyeyim. O zaman az önceki kuralı, bakın X ile 120 için uygulayamaz mıyım? BA ile EF birbirine paralel. O zaman X artı 120 ne olmalı? 180 derece olmalı. X buradan 60 derece çıkar. Şimdi karaladığım yeri silmek istiyorum. Tamam.
Burası da x, noktalı açı çünkü ikisi de. Şimdi alfayı soruyor bize. Burası yokmuş gibi davranın. Kapatın burayı. Yani şekil şöyle olsun, öyle düşünün. Paralellik var burada. Burası B, burası A. Her ne kadar paralel değilmiş gibi çizsem de. C, D. Burası alfa. B açısını gençler, 2x olduğunu görüyorsunuz. Biz x'i 60 bulduysak B açısı 2x'ten dolayı ne çıkar? 120 çıkar. O zaman paralel olduğuna göre BA ile CD alfa ile 120'nin toplamı ne çıkacak yine? 180 yapacak. Alfa buradan 60 derece olarak bulunur. Devam edelim. Evet, bakalım sorumuza. Şimdi BA ile CD birbirine paralelmiş. Bize BCD yani 4x'in cevabı soruluyor. Paralellik olduğu için 5x ile 4x'in toplamı 180 derece. Yani 9x 180'e eşit. Her iki tarafı 9'a bölersek x'i ne buluruz? 20 derece. Dediğim gibi bize BCD yani bu açı sorulduğu için 4 kere 20'den cevabımız kaç derece çıkar? 80 derece olarak bulunur. Devam edelim. Evet. AB paralel CD. AE ve CE açıortay ki zaten soruda da gösterilmiş. Bize AEC açısı yani burası soruyor. Ben buraya X diyeceğim. Şimdi burası nokta nokta olduğu için AA diyebilirim. Tırnak tırnak olduğu için BB diyebilirim. Önce şekilde X dediğim yer yokmuş gibi düşünün şurası. Yani soru şöyleymiş gibi düşünün. Gençler. Burası A. Burası B olsun. Burası 2A açısı. Burası 2B. C ve D. Paralellik olduğu için U kuralından dolayı 2A ile 2B'nin toplamı 180 derece yapacak. İki parantezin alırsak 2A'yı 2'ye böldüm A. 2B'yi 2'ye böldüm B. Eşittir 180. Her iki tarafı 2'ye bölelim. Yani A artı B ne çıkar? 90 derece mi? Güzel. Şimdi bakın x dediğim yeri tekrar yazacağım. Şimdi A, E, C bir üçgen değil mi? Üçgenin iç açılarından biri A, biri B, biri x. Toplamı ne olacak? 180 derece. Biz az önce A artı B'yi bakın aşağıda 90 bulduk. 90'ı karşıya atın. 180'den 90 çıktı. Cevap ne olur? 90 derece olarak bulunur. Bize A, E, C yani x soruldu. Cevabı kaç derece bulduk? 90 derece olarak bulduk. Devam edelim. Evet böyle bir sorumuz var. Ya soruları birkaç yolla çözebilirsiniz. Ben size sadece çözüm yollarını yani bana kolay gelen çözüm yollarını göstermeye çalışıyorum. BA paralel DE. Güzel. Şimdi gençler ben bu hem BA'ya hem DE'ye paralel olacak bir doğru daha çizeceğim. Şöyle noktalı noktalı çizelim. Bakın bu çizdiğim doğru hem BA'ya hem DE'ye paralel. Şimdi şurayı bulmak istiyorum. Bakın şöyle düşündüğünüzde burası 105 ya. Şu işaretlediğimiz yer buraya hatta x diyelim. Bu x ile 105'in paralellik de var sonuçta. Toplamı 180 olacak. Yazıyorum. 105 artı x 180 yapar. 105'i karşıya atıyorum. X buradan 75 derece. Hemen yazıyorum. Şimdi doğru açıdan dolayı 75, 55 ve buranın hatta buraya da y diyelim. Üçünün toplamı 180 derece olacak doğru açıdan dolayı. 75, 55 ve y'nin toplamı 180 derece olacak. Yani burası 130 artı y 180 derece yapar. 130'u karşıya atarsanız y'yi 50 mi buluruz? Y'yi de bulduk. En son şeklimiz hangi hale geldi? Bakın şöyle. Burası DE. Burası alfa. Burası da C. Başka bir harf verebilirsiniz. Buraya da ne diyelim? F diyelim şuraya. Burayı biz az önce 50 derece bulduk. Paralellik olduğundan dolayı
alfa ile 50'nin toplamı 180 derece olmak zorunda U kuralından. 50'yi karşıya atın. Alfa buradan 130 derece olarak karşımıza çıkar. Devam edelim. Evet, bakalım. Şimdi AB, FG ve DE birbirine paralel. Dediğim gibi hiç stres olmaya gerek yok. Bunlara paralel ben C'den geçen şöyle bir doğru çizmeye çalışacağım. Pek güzel olmadı, biraz düzeltelim. Bunların hepsine paralel. Tamam mı? Şimdi şurayı bulacağım. Hatta buraya X diyeyim. Bakın paralel, paralel. Hepsi birbirine paralel. Bu önemli. O zaman diyorum ki 120 ile X'in toplamı U kuralından dolayı 180 yapar. 120'yi karşıya atarsak X dediğim yer 60 derece olarak karşımıza çıkar. Burayı bulduk. Şimdi gençler şuraya bakın. Burası D, E olsun. D 130 derece görüyorsunuz. Ben şu kısma Y diyeceğim. Y'yi bulmak istiyorum. Buraya da C, H diyelim. Yine paralellikten dolayı 130 ve Y'nin toplamı 180 derece. 130'u karşıya attığınızda Y buradan 50 derece mi çıkar? Y'yi de bulduk. Sonra ne demiştim ben? Bakın şuraları da hangi harfi verelim? Z, Z diyelim. Çünkü birbirlerine eşitler. Şimdi kırmızıyla işaretleyeceğim. Dikkatli bakalım. 60'ın, Z'nin ve Z'nin ve Y'nin toplamı. Yani bakın 60 var, Z var, bir daha Z var. Y'yi zaten biz 50 bulduk. Hepsinin toplamı doğru açıdan dolayı 180 olacak. Düzenlersek burası 110 artı 2Z eşittir 180. 110'u karşıya atalım. 180'den 110 çıktı. 70 olur. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde Z'yi ne buluruz? 35 derece. Bakın burayı da bulduk. En son bana alfayı soruyor. Gözünüze korkuttuğunuz kadar uzun bir soru değil aslında. Siz daha çabuk yaparsınız. Ben anlattığım için çok uzuyor. Bakın FG diyorum. Burası alfa. Paralellik var nereyle? CH'la en alttaki görüyorsunuz. Şuraya baktığımda gençler bakın. Hatta burayı maviyle işaretliyorum. Bakın şu açı lazım bana. Yani 35 ile 50'nin toplamı burası 85 derece yapar. Bakın şöyle yaptığınızda nereden kestiği belli görüyorsunuz. Bir tane Z, bir tane de Y'yi kapsıyor. O zaman burası 85 derece demek. Biz yine paralellikten dolayı şöyle yazabiliriz. 85 ile alfanın toplamı 180 derece. 85'i karşıya attım. Buradan alfa karşımıza 95 derece olarak çıkar. Evet arkadaşlar, buraya kadar beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videoma yorum yaparsanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.